Arkadaşlar 22 Nisan 2018 Bardos.com beraber arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz, bizim katıldığımız Amasya grubumuzun katılmış olduğu ilk yürüyüş ama Bardos.com'da Kıvanç Bey'in eşliğinde, daha doğrusu onun verdiği bilgiler dahilinde, projeyi altında yapılan herhalde ikinci, üçüncü yürüyüş olmuş oluyor. Tabii daha önce de vardı ama resmi olarak da ilk yürüyüş olarak diyorum. Dernek izinden alındıktan sonra ilk yürüyüş olarak diyorum. Her zamanki gibi çok sıcak bir ortam var. Doğa yürüyüşlerinin en güzel tarafı zaten bu. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Güzel sıcak birliktelikler kuruluyor. Ve en de güzel de devletimizin de özellikle son 2-3 yıldan beri sürekli teşvik ettiği 10 bin adımlı 20 bin adım oldu herhalde bildiğim kadarıyla. Evet. Değil mi? Yanılmıyorsam eğer. Evet. Bu adımları da biz yapıyoruz. Bugünkü parkurumuzda da ortalama 15 kilometre bir rota belirledik kendimize. Aşağı yukarı da bu da 20 bini geçecek gibi gözüküyor. Bu rotamızda da rotayı Kıvanç Bey hazırladı. 15 kilometrelik parkurumuzda ilk 8 kilometrede tırmanış, düz yürüyüş ve tırmanış 8-9 gibi. Ondan sonra da iniş şeklinde. Çünkü yemek yedikten sonra birazcık daha sıçacağımız için iniş şeklinde yapacağız. Biz burada mutluyuz. Arkadaşlarımız daha önce de yürüyen arkadaşlar, profesyonel arkadaşlar da var. İnşallah bundan sonra da bu sayı artacaktır. Sayıyı aslında takılmıyoruz. Yani bizim için inanın Bardos bir kişi de olsa yürüyecek, 100 kişi olsa da yürüyecek. Çünkü çok güzel, temeller çok sağlam atılmış. Bir de ben Kıvanç arkadaşıma, benim 32 yıllık çocukluk arkadaşım, tebrik ediyorum. Çok büyük bir iş yaptı. Bunları bir hafta, iki hafta da yaptı. O arazinin arkadaşının, ona da teşekkür ediyoruz tabii ki, kiralanması. Daha sonra orada çocuklarımız için, evlatlarımız için bir tırmanma parkuru. Tırmanma değil mi? Orada bir çalışma yapılması için. Bu girişimler atıldı. İşin en güzel tarafı, burada hiçbir şekilde bir kez bile ben yaptım demedi. Biz yapıyoruz dedi, biz yapacağız dedi. Biz elimizden geldiğince Amasya grubu olarak Salih Bey, Orhan Bey, Dilek Hanım, Arif Bey, yine oradan gelecek arkadaşlarımız da olacak. Onlarla birlikte, her gelen arkadaşımızla beraber, onlara soruyorlar bize, biz de geleceğiz. İşte biraz daha yoluna koyalım işlerimizi. Biliyorsunuz yaz geldi, insanlar birazcık daha bu işe fazla vakit ayıramıyorlar. Biz de yardımcı olmak istiyoruz diyorlar. Tabii buradaki arkadaşlarımız da, onlarla da yeni tanıştık. Volkan Bey, arkadaşımız. Aydın arkadaşımız. Ondan sonra Büşra kızımız, Kıvanç Bey'in kızı. Dilek Hanım benim eşim zaten. Adnan Bey de yine Bartın'dan. Onlar da sürekli yürüyenler içerisinde bildiğim kadarıyla. Tabii burada özellikle yapmak istediğimiz şey, diğer bütün bu arkadaşlarımızın buradaki paylaşımlarımıza bakarak ya demek ki bu yapılabiliyor, demek ki saat 7'de kalkılabiliyor, 8'de kalkılabiliyor şeklinde yorum getirip bu işe girmeleri. Çünkü ben geçen senenin 9. ayından beri Kıvanç'la başladık bu işe. HIS'le başlamıştık. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Zonguldak grubuyla ilgili. Onlarla yaptığımız yürüyüşlerde çok büyük zevk aldım. Bırakmamıştım. Son 3 haftaya kadarı ve bugüne kadarı vücudum her yere ağrıyor. Yapmadığım için. Çünkü bilgisayarın karşısında hepimiz oturuyoruz. Klavyenin başında kemiklerimiz kilitleniyor. Ve buradan ayrıldıktan sonra, işi bitirdikten sonra, yürüyüşten sonra bir dahaki pazar gelse diye açıkçası iple çekiyoruz. Teşekkür ediyorum her şey için. Herkesi Bardos'a davet ediyoruz. Şimdi mesela falan git veyahut da Empire'inde kahveyi arıyoruz. Bir kahve açılıyor. Bak iyi dinle. Yorgun argın geliyoruz. Saat genelde hep yarım bir buçuk oluyor ama o işlerim var diyor. Telekom üzerine çalışmıştım diyor. Ya diyor nasıl kasasın diyor. Ya hep girişimci bir ruhum var. Bir şey yapmaya çalıştım diyor. Ben ya açık söylemek istiyorum. 5-6 yıl değil. İtiraf ettim diyor. Bana bir şey oluyor.
etrafından kırıyor, kapanıyor. Yani şeyden, aslandan, köpek balığından, tırtıldan daha büyük. Yalnız dünyanın en güçlü hayvanının ne olduğunu biliyorum. Dünyanın en güçlü. Şeyine göre mi, boyuna göre mi, yoksa abi, fiziğinden çıkarttığı güce göre mi? Abi, fiziğinle orantı olarak değil. Fiziğinden çıkarttığı güce. Hayır, güçlü şu ne olursa olsun. He, onu diyorum ben. Evet, kendisi Marcus çıkartıyor abi. Yakalandık mı böyle sizin şarkı? Şey mi zaten? Ya aslında görmeye gitti. Allah'ım orada var ya. Mustafa Atar falan peşlerden gidiyordu. Hayatımda çok öyle sevilmeyi istemem. İşte ben de. O kadar güzeldi ki. Tanıyorum sen seçtiğini. Çok zevkli. Hattat. Köşehir'de vardı böyle bir tane. Aydın Bey'e. Dilek. Teşekkür ederim, baksana. Neydisin? Ay, hangisini yazdın ama? Büşra. Göstersene. Diğeri. Ya bir şey var da şey yaptım. Annenin ismini de söyle. Annemin? İknur. Kıskançlık yapmasın, nereden aldın falan. Sude'nin ismini yazın bence. Sude'nin ismini yazın. İknur mu? Sude mi? Sude. Yani çok su gibiyim. Belli zaten. Sude, Nur. Belli. Su. Bizim arkadaşımız gelmedi şey. Kıvanç. Efendim? Arkadaşımız gelmemiş. Bak, kim o? Kim bizim arkadaşımız? Aynen. Ege. Orhan Ege mi? Or zengin yazsay. Or zengin. Or nokta er zengin yazsay. Tamam. Senden korkan zengin olsun ona hadi. Olsa. Başka kim vardı? Hakan mıydı abi? Volkan. Volkan pardon. Gene unuttum ya. Bunlar nereye koyacağız şimdi biz de abi? Çantaya. Ben taşıyıverim abi. Hı? Ben taşırım. Giderken alırım. En küçük benim. Her şeyi taşırım. Volkan abi başka var mıydı? İsim neydi? Adnan abi. Volkan arkasına gidireceğim işte. Bir tane daha var herhalde. İçine koydum. Direkt. Şunu bana içime sokuversene. Ha, iki tane. İçine sokuversene şunu. Sırtından doğru, sırtından doğru. Kasvet adamıyım ben ya. Arif. Evet, hakikaten kısım etkisi. Öyleyimdir. Ah, biz de çekeyim ya. Çekeyim mi ya? Hatıra olsun. Bizim bizim çekeyim o. Abo. Çam çekme, çam bakım vuruyor. Bize eniştemle çek. Evet, sen kendin anlatın. Evet, tehlikeli gibi. Evet. Haydi nereye soktun bizi ya? Oğlum yol yok burada. Gel buradan gidelim. Burada bir yol yok mu ya? Orman içine yol var herhalde şurada. Gel gel. Sağ taraf iyi biraz. Ya. Burada aslında yol var gibi ama. Gel buradan git. Sağ taraf kuru kuru. Sağ taraftan gel. Poz ver. Oğlum bize bir dilini geldim ya. Bu masamdaki oldu için ben şey yapıyorum. Gelme. Ya abi öyle değil de böyle abi ya. Ben de yat yere yat. Hep çamur aldı bana ya. Bir diye bari şey. Buradan yere batırıyorum. Sakın. Buradan. Nereden? Buradan sağdan. Bakıyorum sizinle gideyim ya. Haydi. Sırtıma da alırım. Sırtıma da alırım. Nereye bakıyorsun? Ha? Şu ön dik diken takılmam bak, o en temiz, en sağlam. Ama normal yok. En sağlam.
ağacın yanı. Bir sırada turma. Evet, sen sonra gidelim. Geçti oradan çıkaymışsın. Aydın Allah'ım, ana, seni göreydim daha güzel kendimi. Doğal çekerim. Hayır, ağzım açık da doğal güzel olmuyor. Aydın abi doğal sözler veriyor. Evet doğal. Onlar sosyal hayvanlar, onların da aileleri var. Yani. Filler ve aslanlar da insanlar. Aslanlar böyle. Evet arkadaşlar. Ben 335 senin 60 fark ediyor. 390 gibi sende doğru. Maksimum kalp atış hızımızda 144. 2 saat 10 dakika. Sanırım. Açık kapısı açık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an Arif abimiz nereye geldik abi? Şu an türbedeyiz arkadaşlar. Arkadaşlarımız ilk incelemelerini yapıyorlar. Sen olan garsonu. Buraya garsonu vereceğim ben. Masayı donup alın şöyle. Evet arkadaşlar, Veli Baba Türbesi'ne geldik. Burayı koruma altına almışlar. Evet, bir bina var. Burası açık sanırım. İçeri gireceğiz. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Burası mescitmiş arkadaşlar, görüyorsunuz. Ve mescidimiz. Minber var. Burayı cami olarak kullanmışlar. Burada su var. Halılar var. Üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Üst kat boş. Tabaklar var. Burası uzun zamanda kullanılmamış sanırım. Kimse gelmemiş. Buralara. İçerisi nasıl? Ben içeriye girmedim. Bak hikaye sonra tekrar başlar. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz abi. Çok güzelmiş valla. Her zaman de harika çıkıyor onunla beraber. Her zaman abi. Tam benlik. Pazar günü yok mu? Daha sadece yürürüm ben böyle. İnersen mi? O halen burada geziyor. Aslan çıktı. Ya. Tatlı da.
Yok dedim ya, sen nerede yürüdün ya? Bir şey oldu ya, adam diyor ya, bir şeyden bir bizden yaptı diyor, ne oldu yani? Abi çok yorumdum. Abi belli. Nerede? Açayım abi. Nerede? Buralarda. Kayacık. Onu konuştuk. Soğuk meneceğim abi. Onu üstüne çıkıyor mu? Niye ki? Nerede elim yakındır ya? Izgara. Soğuk. Soğuk salata yapar. Nerede elim yakındır? Çok güzel ama salata yapar. Ben ekmeği de sevmiyorum. Hiç affetmem abi. Vallahi bravo. En son biri düşmüştü çamura, onu bile çektim. Bizden mi düştüler? Yok. Önceki yürüyüşte. Söyledim ya çamurlu diye. Burada şınav çekerken bile çekmişim abi ya. Köyü Türbe Trekking yürüyüşünü Bardox Kulübü olarak bitirmiş bulunuyoruz. Şu an köye geldik. Evet. Yol şu taraftaydı. 15 kilometre yürüdük sanırım. Henüz rotayı bitirmedik. Bir dahaki yürüyüşlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.